Malık Yaylası'ndayız. Yani sabah Körfez'den çıktığımızda hava oldukça kapalıydı ama burada güneş var şu anda. Ama yine de esiyor, serin. Burası yapay bir gölet. Kamerada gözükmüyor ama ileride çok büyük balıkçıl var. Hemen şu tepenin arkasında Çiğdem Yaylası. Yani duruma göre o Çiğdem Yaylası'na geçiş yapıp sonrasında bu tarafa geleceğiz. Arabamızı burada bıraktık. Evet, çiçeklerin güzelliğine bakın. Muhteşem. Şu anda Turnalık Yaylası'ndan çıkıyoruz. Diğer yaylaya doğru. Adamlar burayı kapatmışlar geçmesin diye arabayla. Yanlış girmesinler diyemiş. Evet, olabilir. Ya soğuk olur diye düşündük ama ısındım ben. Diğer bir yaylaya geçiyoruz. Güzel. Oo, şu kaynağı mı bu? Evet, yaylada yerden su fışkırıyor, su.
Evet, ikinci yaylamıza ulaştık. Burası Tırımlı Yaylası diye geçiyor. Dırım Dırım Yaylası da diyorlar. Yani farklı farklı isimler var. Evet. Dırım Dırım Yaylası. Arka taraf Hendek tarafı arkadaşlar. Şu anda orası bulutlu. Yani bir ihtimal yağmuru yakalanacağız diyorduk ama bakalım. Yakalanacağız mı? Yakalanmayacağız mı? Manzara muhteşem zaten. Manzarayı zaten anlatmaya gerek yok. Çok güzel bir yayla evi. Ahşaptan yapılmış. Dırım Dırım Yaylası'ndan şu anda çıkıyoruz. Buradan şimdi aşağı doğru ineceğiz ama bakalım, buraya daha önce gelmedim. Mükemmel. Evet. Arkadaşlar devam edelim. Buradan bir deneyeceğiz bakalım, aradan inebileceğiz mi arka yola? Evet, buradan ormandan aşağı kestireceğiz bakalım. Evet, Gökmen burada tabii şarkı söylemeye başladı bir anda. Oksijenin verdiği etkiyle. O yanık sesiyle. Ta iyi, güzeldi yani. Orman içi yollar, işte nereye çıkaracağını bilmiyorsun. Tam net gözükmüyor. Şimdi aşağıdaki yola bağlanacağız. Buradan aşağı iniş yapıp aşağıdaki yola bağlanacağız. Diye düşünüyorum. İnşallah. Yoksa burayı tekrar geri çıkmamız gerekiyor. Şöyle bir inişi tekrar geri çıkmaya çalışabiliriz. Niye geri çıkmaz tabii. Kobaylar önüne gitsin. Evet, dik iniş burası. Ama orman yaşıyor. Yolu görüyorum aşağıda ya. Aşağıda sol tarafta kalıyor. İhtimalle dere yatağına bağlanacak burası. Buradan devam ediyoruz direkt. Orman içi tabi, orman yolları açılmış burada. Kesim yapılıyor. Ağaçların arası oldukça temiz zaten. Temizlenmiş. Evet, devam ediyoruz. Burada 4-5 tane bir kavşak noktası var, tamam mı? Şimdi burada sapacağımız yolu güzelce bulacağız. Evet, 6 kilometreyi devirdik. Şu anda yine Turnalık Yaylası tarafına doğru devam ediyoruz. Ama bir noktadan sonra Çiğdem Yaylası'na geçiş yapmayı planlıyoruz. Daha noktaya gelmedik. Doğası güzel. Gökmenler önden devam ediyor. Ben arkadan devam. Hava sıcak olmadığı için
Yürüyüş için ideal bir hava. Çok aşırı terlemiyorsunuz. Fazla su kaybı da olmuyor. Evet. Gökmen kaçıncı kilometredeyiz? 6.5'te. 6.5. Yolu yarılamışız. Evet, burada kısa bir mola veriyoruz. Allah razı olsun. Evet, burada güzel bir bank yapmışlar. Hemen aşağıda küçük bir dere akıyor. Evet, farklı mantar türleri de karşımıza çıkıyor. Harika. Evet, şuradan çıkıyor su. Hemen şuradan çıkıyor. Şöyle biraz yanaştırayım. Evet, şuradan yerden kaynaktan çıkıyor su. Ne kadar oldu Gökmen buraya kadar? Neredeyse 10 kilometre. Şu ana kadar 10 kilometre yol yaptık. Evet, şurada. Şunu göstereceğim bakayım. Aşağıda çok güzel bir bak bir şelale var. Şimdi arabamıza ulaşmaya az kaldı. Yani evleri gözüktü zaten. Yüksek bir nokta olduğu için buradan bulutlar geçiş yapıyor. Arka tarafa doğru. Buranın güney tarafı. Sülüklü göl yamaçları. Yani arabayla bayağı zorlu noktadan çıktık bugün. O kadar olacağını kestiremiyordum. Şu an için bir sıkıntı yok.